Bak şurada demişim ya, benim başıma silah dayansa ben arkadaşımı çağırmazdım demişim ya. Ne zaman çağırırdım biliyor musun? Biri benim başıma silah dayasa ve dese ki sen şunu şunu yapmışsın, seni öldüreceğim. Bir dakika derim ya, ben yapmadım. O Kim yaptı derim. yaptı? Çünkü şimdi kimsenin suçunu da kendi üzerime alıp canımla şey yapamam. Hele ki sen benim karıma sataşmışsın diyecek bir adam. Bir dakika kardeşim, bir de bu şimdi artık hani ölümden de öte şeref ya bu, ahlak falan. Bilmiyorum sen onları hissediyor musun? Çünkü Turan Bey'le yüz yüze geldiğinde şey yapamıyorsun. Yine gözüne bakabiliyorsun. Hele diyecek ki sen benim karımla berabermişsin. Bir dakika derim ya, ben beraber değilim. Erdem beraberdi derim. O zaman işin içinden çıkarım. Yani ben... Sen de senin işte Halil kafana silah dayadığında Erdem'i arayıp Halil de Erdem'in kafasına silah dayadığına göre bu işin başka hiç çıkarı olmaz. Bir adam sana gelip benim karımla mı beraber oldun diye kapına silah dayıyorsa, sen de oraya Erdem'i çağırıyorsan, bu sefer de Erdem'in yanına inip kafasına silah dayıyorsa, bu ne demek? Yani bunun başka bir sizce çıkarımı var mı? Hiçbir Hayır. Ama şimdi açıklaması Emine yok. Hanım, orada herhangi bir bayan muhabbeti, yani sen ve eşin belirttiniz de bir şey konuşulmadı. Var zaten, o Hayır, konuşulmuş, o hayır, ana gelinmiş hayır. artık, kafalar gitmiş Hayır, kıya. yani öyle, o şey bir şey konuşulmadı. O şey bir şey konuşulsa ben Erdem kesin çağırmazdım, bu bir. İkincisi, bu muhabbet olmadı. Tamam. Ben arkadaşım, biz devamlı hani iyi ve iyi olsun, Ama kötü ne olsun da olduğunu bak şimdi. biliyorsunuz. Adamın Hayır, hayır. sizden kuşkulandığını Hayır, biliyorsunuz. Emine Hanım. Kusura bakma. İyi olsun, kötü olsun da öyle bir şey olduğunu Erdem beni arar, ben Erdem ararım. Yani bu tür durum olsun. Yani iyi ve kötü bir şekilde. Erdem başı dert olsun, benim başım dert olsun. Hayır, İyi veya kötü bir şekilde. Ali sizden, sana ve Erdem'e niye kızgın? Niye sizi bulmak istiyor? Parasını mı çaldınız? Hayır. He? Hayır. Evini mi yaktınız? Hayır. Arabasının lastiğini mi patlattınız? Hayır, alakası Niye? yok. Niye sizi arıyor? Karısından dolayı arıyor da. Evet. Daha yani artık şimdi sürekli de karım 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 demesine gerek yok. Adam zaten bunun kavgasını yapmış, en son sizi almış, artık öldüreceğim Müge diye. Hanım, o gün gelinceye kadar hani He. ben sadece kulaktan doldurma muhabbet olduğu için ben kaydı almadım. Kulaktan bak oğlum. Valla sen bir değişik yaşamışsın herhalde. Hayır, Senin hayır. annen baban hayatta mı? Hayatta. Kız kaç kardeşsiniz? Üç kardeştik. Bir Büyük kişi var vefat mı? etti. Bir büyük var, bir küçük vardı. Küçük vefat etti. Yani büyük abin mi var? Ablam var. Tamam, ablan da sana söyler yani. Öyle ben yan komşumun karısının evine gireceğim. Ötekine bilmem ne yapacağım. Kulaktan dolma bilmem ne olacak. Öyle köyde, Ablam... kentte, istiyorsa metropolde bir adamın karısıyla ilgili dedikodu çıkartmak kolay mı ya? Ablam bak şimdi biz aynı köyün insanı, beni eline bak şimdi televizyon tamir etmişi geliyor. Uydum bozuk diyor, ben misal devamlı aynı kapının aynı mahallenin insanı, sevildim sayıldım için televizyonu ayarlayabilir. Ben gidiyorum televizyonu ayarlayabilirim. Şimdi ben ona bir iyilik yapmış, onu gittiğim için illa ki benim ondan bir münakaşa mı olması lazım? Ya Bir şimdi şöyle bakın şimdi. televizyon tamircisiyle ne Hayır alakası var hayır. şimdi Bak şimdi konunun? demek istedim şu, kendim açıklıyorum. Ben oraya gittim de hani ben evi giriyorum dediniz, siz giremezsiniz demesini. Şimdi ben aynı köyün mahallemin insanına herhangi birisi çağırdı. Benim dedi ki ben elimden bu iş geliyor. Televizyon Tamam, ayarlayabiliyorum. Turan Bey eve geldiğinde sen Hayır Turan hayır. Bey'in evinin televizyonunu mu tamir Ya ediyordun? hayır, demek istedim şu. Ben oraya Bak hani... ben böyle afaki konuşmalardan hiç Ya ben hoşlanmıyorum. girip çıktım ev. Sen Turan'ın televizyonunu mu tamir ettin? Ya ben televizyonu da ayarlayamadım. Kaç sefer. Odunluğu kesiverdim. Kendi berfim ameliyat oldu. Odunluğu kesiverdim. Tamam, Turan Hani Bey eve ben geldiğinde... süreli gittim geldim bir Hayır, ev Turan yani. Bey eve gittiğinizde siz Evet. televizyonu mu tamir ediyordunuz? Hayır, hayır. Hayır. Yarı çıplak bir şekilde yıkıladım ben. Hayır, hayır, hayır. Yarı çıplak değildi. Değil. Ali yalan Kesinlikle konuşma. değildi. Ali yalan konuşma Kesinlikle bak. değildi. Kesinlikle Ali değildi yalan abi. konuşma. Hayır, hayır abi. Ali Hayır abi, hayatın hayır. yalan. Hayır abi. Ya öyle Abacım olmaz. hayır, Ali hayır. zaten Ben niye karısını affettim. boşasın Hayır bak. ya? Kadında olduğu Niye için. boşansın? Eşiyle Bak eşiyle affettim. konuşuldu. Yalan Eşiyle dedi. konuşma. Niye Hayır, boşansın hayır, adam? Eşiyle konuşuldu. Eşi de aynı şeyi konuştu. Hayır, sana bir şey söyleyeceğim. Turan da gayet aklı başında bir adam. Eve gelse televizyonun arkası Ama bak açılmış, şimdi tamir Müge Hanım. ediliyor. Niye sana laf söylesin ki? Ben yurdumu yiyorum. Halil Kaynağı benim. Bak şimdi Halil Tamam, Kaynağı eşi sen bak şimdi. en son seni Turan evde yakaladığında televizyonu mu tamir ediyordun? Evet ya da hayır? Hayır ama ben hani süreli Bir girip... dakika, bir Hayır, dakika, bir hayır. dakika, bir dakika. Ben bu kadar kelimeyi Hayır. almıyorum, anlamıyorum dedim sana. Hayır. Televizyonu tamir etmiyordun. Hayır. Neyi tamir ediyordun? Hiçbir tamir etmedim. Çay içmeye gitmiştik. Çay Niye? içmeye, çay içmeye gitmiştim. Niye, niye? Ama bak şimdi niye diyorsunuz? Ben az önce bir şey söyledim. Ha. Ben sürekli bak bu adam Berfin ameliyat oldu. Ben bunun yerine odun kesmeye gittim. Ali Odun ben bak şimdi. 5 yıl Ama bir önce oldum saniye, bir saniye ameliyat Müge oldum Hanım. ben. Bir konuşayım, anladığım derdimi. Ben bunun yerine odun kesmeye gittim. Televizyonu daha önce ayarlamaya gittim. Ben bunun sürekli gidip geldim bir ev. Ben bugün de yarına gidip gelmeyeyim Odunu yani. nerede kestin? Evinin önünde odun kestik. Bahçede kestin. Bahçede kestim. Tamam, Daha önce gittim televizyonu ayarladım. Ben demek istedim şu.
Ben bunu yani sürekli girip sen çıkan... Sen televizyonu tamir etmeyi biliyor musun? Ya ben uydusunu ayarlayamadım. Kanallar silindi, bir şey oldu. Ben bunu kanallarına ayarlayamadım. Hani uydudan bu şey, iş elimden geldiği için... Onu ben de ayarlayabilirim. Ben de senin peşinde adım adım takip ettim yavaş. Ben bu şekilde eve girip çıkıyorum, yani devamlı girip çıktığım bir ev ya yani. Devamlı hani... girip çıktığın ne? Bir kere televizyonun kumandasını ayarlamışsın. Dur bir dakika, aa! Bir kere kumandasını ayarlamışsın, bir kere de bahçede odun kesmişsin. Evet. Ama bir kere değil ki, ben bunun evine... Demin anlatmak istedim şu. Ha. Ben bunu arada bir girip geldim bir ev. Yani her gün gittim demiyorum. Ama arada bir girdim çıktım gidemezsin. Bir ev. Hayır, zaten her gün gitmiyorum. Gidemezsin. Hayır, demek istedim şu. Arada da gidemezsin. Ama ben bu eş varken de gittim, yokken de gittim. Yani ben... Gidemezsin. Ali seni yakaladım, sana bir şey ben önce ben sizin eve geldim. Hayır, falan, hayır. Sizin eve geldikten sonra ben seni yakaladım. Evde olmadın, hissettim ben seni öyle yakaladım diyorsun. Zaten. Bir sürü köyde insanımız var. Hani ha. Bir tane birisi çıksın desin ki... Duran ben bunu hani... Bıçakla kovaladım diyor. Bir kişi gelsin desin ki Ali'nin arkasında ben gördüm. Abi bir şey söyleyeceğim, yani siz de illaki şey mi istiyorsunuz yani bu aldatanlarda? İllaki adamın karısı ya da kadının kocası illaki cinayet mi işlesin istiyorsunuz? Hayır, cinayet işlesin değil. Ya bak ben sana söylüyorum. Ben erkek olup sen benim evime girsen var ya, senin vücudunda ben kırılmadık kemik bırakmam ha. Hiç katil falan da olmam ama senin için bak. Onu da söyleyeyim. Bana ne, ne beni aldatan kadın için katil olurum ne senin için katil olurum. Tamam. Ama artık Allah ne verdiyse, sen nasıl girersin lan benim evime? Turan sen abi nasıl evde nasıl kendi gözleriyle yakalamış olmasa o gün kimin üstüne atacaktı olayı? He. Erdem'in mi acaba? Hayır, Erdem'in üstünde değil ama hocam bak şimdi ben kendim anlayayım, siz anlamak istemiyorsunuz. Ben bu eve bak Turan'ın kendi. Ben niye anlamak istemiyorum kardeşim? Hayır, anlayışsız hayır. Bir insan mıyım? Hayır, ben gayet bak, de anlıyorum hayır. Her şeyi. Ben bu arkadaşın evine bir gün yani her gün girmiyorum ama bu şekilde bir iş oldu. Ali kıvırma Allah'ın aşkına. Hayır, hepimiz anladık hayır. Ve niye girdiğini. Ali bence kıvırma ben ya. Ben bu şekilde bir durum bak, olduğunda bir halt etmişsin. Yani. Bir halt etmişsin. Hayır hayır ben bari kavramıyorum. Yakalanmışsın da. Hayır. Adam da hayır. Söylüyor. Hayır, karısından da boşanmış. Ya, tamam. Eşiyle. Ali bir dakika. Tamam. Artık kıvırma ya. Ben eşiyle çay içmeye eve gittim diyemezsin zaten. Böyle bir dünya yok. Adam evinden çıkacak. İşe gidecek, sen de kapıyı çalacaksın karısına, ben sana çaya geldim, oturalım. O da uygun diyeceksin. Değil. Olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Ya kim kime gidiyor ya? Yok böyle bir şey. Bari hiç değilse de ki, ya yaptım bir hata, gönlüm kaydıydı, hayır, karşılık hayır, da hayır, buldum. Hayır. Hakikaten pişman hayır, da oldum. Hayır. Ama... Hayır. Ya yakalamış adam diyor nasıl karşılık, yakaladığını, hangi karşı, vaziyette hayır, yakaladığını hayır, söylüyor. Hayatın yalan Ali. Kovalamış. Hayır, hayır, bulduğu için. Zaten bunları hayır, inkar etmesi, şu günkü konumuzda da inkar etmesi normal bir ben şey. Ben de aynı şeyi ben uyandı. Ben de yemin ediyorum aynı onu geçirdik. Aynı şeyi uyandı diyor. Yalan söylemeyi adet hale getirmişsin. Evet. O yüzden senin biz hiçbir dediğine inanmıyoruz. Ama ben bak sana yalan, bir şey söyleyeyim yalan konuşmuyorum. Hiç kimsenin evine giremezsin. Tamam, siz tamam anladım. Sizin dediğiniz olsun. Benim sizin, dediğim hayır, falan hayır, yok. Sizin, hayır, adam, hayır dediğiniz benim olsun dediğim, yani. Benim dediğimle falan alakası yok. Bir kadının evine kendi erkek kardeşlerinin dışında kuzeni bile gelmez. Eğer nikah düşen bir ailede yaşıyorsan, hani kuzenlerin evlenebileceği bir ortamın içindeyse kuzenin bile gelemez. Hı. Gelemez. Kocanın da yanına gelemez o zaman kuzeni muzeni bilmem nesi. Kız kardeşi gelir o kadar. İyi o zaman girelim eve bakalım bizim üst kat komşunun karısı gelmiş kocanla kahve içiyor. Niye? Ablam, kahve içmeye geldim bir de kumandada da hayır, şeylere hayır, bakacağım. Ablam bunu anlatırsan. Hayır, hayır tamam ama bak bizim orası köy. Herkes birbirinin köyde evinden. Köyde öyle var ya hayır, hayır, kimse kimsenin hayır, evinin hayır, önünden geçmez önünden. Müge Hanım bak bizim köyde hayır, şöyle bir şey var bir dakika bizim köyde şöyle bir şey var. Ali ben kirazlı değilim. Bak ben kirazlı değilsin, değilim. Değilsin. Açık net söyleyeyim. Değilsin. Ben o kültürde yetişmedim tamam, ama benim evime eşim yokken kimse çaya gelmiyor. Gelmiyor. Bizim köyde de bizim çaya kimse gelmiyor. Senin evine giremez. Siz bakın şöyle söyleyeyim. Zaten. Sen yolda çay pişiriyorsunuz. Sizin olduğu yere Ferdun abi geliyor. Ama halan bak şimdi bir dakika. Halan bak şimdi ama, halan olduğu yere Ferdun abi geliyor. Yeri Adem geliyor. Yeri geliyor ben geliyorum. Çay içiyoruz oturuyoruz. Ama geliyor. Biz şimdi, aynı yerde bunda, oturuyoruz. Şimdi, hayır bunda ben aynı bahçede oturuyoruz. Hayır, Adem aynı birbirimizin kapısını görüyoruz. Kime kim hayır, geliyor ha, görüyoruz. Tamam. Ali 4-5 Adem orada ben... Adem orada görünüyor. 4-5 Benim bu Turan'a eminle benim evim oldu da aynı biz birbirimizi görüyoruz. Ama bak şimdi 4-5 kişi bir yerde oturabilir. 4-5 kişi bir yerde Turan'la oturabilir. Turan'la benim evim arasında iki mahalle olan ben onu oraya gitsem Ali, aynı her şey. Aynı her şeyin yalan Ali. Aynı ben şey. Seni nasıl yakaladığımı da biliyorum. Adem annesiyle şey yaşıyor yalan, bak. Adem annesiyle tamam, yaşıyordu tamam, düne kadar. Ben bir şey söyleyeceğim. Geçtim. Tamam. Senin annen hayatta değil mi? Hayatta. Tamam senin annenin evine köyden kimler geliyor çay içmeye? Hangi adamlar geliyor?
Hayır, ya, hangi erkekler doğru, geliyor? Doğru cevap ver. Kim denk gelse denk gelir, oturur çayını kahvesini içer ya. Baban kötü yok ya. Annenle. Baban yok ya. Ne var canım biz? Baban hayatta mı? Hayatta. Tamam, baban yokken babanın hangi arkadaşları eve geliyor annenle çay içiyor? Ya ver bana bir şey. Bak şimdi. Bir dakika, bir dakika. Bak ben soru cevap gidiyorum. Tamam. Baban gitmiş tarlaya. Evet. Anne kiminle çay içiyor evde? Çay içerken denk gelirse. Denk gelmesi değil, kapıyı çalıp. Hayır, kapıyı çalıp. Bak, ben bir de kumandanızı da ayarlayayım diye. Babanın hangi arkadaşı geldi eve? Söyle bana, isim ver. Ya komşunun bir tanesi gelir çay içerken. Bir tanesi değil. Kim? İsim. Çünkü şimdi senin için bu çok normal ya. Tamam. Sizin eve gelen erkek kim? Kudret abi yoldan geçen denk geliyor. Yenge ne yapıyorsun diyor. Ha. Çay içiyorum. Geliyor çayını içiyor yani. Hayatta gelmem. Kötü baban şey, yokken Kudret'e. Kötü bir şey aramamız gerek hayatta yok. Hayatta gelmem. Maalesef bizim köy bu şekilde. Öyle yoldan geçerken denk gelmeyecek. Yani gelecek. Şimdi ben hayır ki bak ben sana ya çok açık bir şey söylüyorum ya. Demek ki sizin aile yaşantınız böyle. Sen de bunu bilirsin. Sizin eve gün aşırı gelip çay içen adam kim? Ya gün aşırı değil. Üç ben, günde bir. Ya üç gün olması değil bak. Haftada yol, bir. Ya bak yolda geçerken çay yoldan oldum. Geçmesi falan yok. Yoldan geçmesi yok. Tamam ben Turan'a gidip çay içtim. Hayır şimdi bak babana, baban şimdi bağlanır sana gereken cevabı verir. Bana gerek yok. Şimdi baban izliyordur seni. Evet ileride. Tamam yok, baban kardeşim, evde yokken. Bir dakika lan be. Baban evde yokken. Sizin eve gelen erkek kim bana onu söyle. Baban Allah izliyor Allah. Seni bilsin. Kim? Ya çok gelse Kudret abi gelir. O da yoldan geçen emmi yani yenge ya emmi oğlu ne yapıyorsunuz diye seslenir. Annemler, emmi oğlu yok ki baban yok evde. Olmadı, ya, tamam. Mi, Kudret, hayır, bak, babam olmuş dayı. Babam seslenir. Emmi oğlun yok evde der annem. İşte yenge sen ne yapıyorsun? Çay içiyorum. Seslendiği gelir, zaman baban içer. Cevap vermezse. Gelir çayını içer. Annen de eve baban eşim yok. Ben tamam. Yalnızım derse o seslenir adam. Ha peki hadi iyi günler der. Evet. Hayır, ayağını hayır, gelir bahçeye dahi atmadan gider. Gelir içer çayını ne var ki yanımda? Ya bırakın bu işi bakalım. Valla Ali Bey'in babası bizi izliyorsa bir bağlanabilir mi? Ali Bey'in babası hayır, evde hayır. Yokken bir dakika bir soralım babana. Tamam. Baban evde yokken annen hangi erkeklerle çay içiyor bir sor bakalım hangi babana. Hangi içmesi değil? Sen onu söylüyorsun. Hayır tamam bak ben bunu söyleyemem bak şimdi. Onu hayır, söylüyorsun hayır. Aması yok onu söylüyorsun. Tamam söylüyorum. Kim diyorum bak, ben de bir şey sana? De diyorum ki bak bir şey de anlatıyorum ki. Sizin evde Hatice Alan evde tek başına yaşıyor. Adem üst tarafta. Adem benimle aynı yaş. Değil mi? Benimle aynı yaş. Bu adam bu sizin yere halanın geliyor çay içiyor. Yere geliyor ben denk geliyorum. Sizin yalnız mı oturuyor? Hayır. Ben yalnız sana, mı oturuyor biz de yanında mıyız? Bir saniye. Yere geliyor ben de denk geliyorum. Erdem tamam Kaynak. İşte. Yani bak, yalnız şimdi, mı ya, oturuyor? Bir saniye. Ben ve annem de yanında mıyız diye soruyorum. Hayır, bir saniye. Anlatsın mı? Bir dakika anlat. Ben de denk geliyorum. Erdem yanına geliyor. Çay içiyor. Oluyor. Oturuyorum çay içiyorum. Ali çay içtim oğlum diyor. Oturuyorum çayını içiyorum şimdi. Bunun altını kötü tamam, kim diyor sana çay içeceğim? Kim diyor? Dışarıdasın. Erdem'in halası var kıyında. Tamam Erdem'in halası kaç yaşında? Anan yaşında mı? Kaç ya anası yaşında olması değil. Hani Erdem'in halası hayır. Kaç yaşında? Bilmiyorum. 60 50, yaşında. 50, 58 yaşında. 58, 60, 60 yaşında kadın seni çay içmeye orada içerlerken bir bardakta sana var? Çay vermiş. Onu yalnız mı? Şimdi demeksin, halanın yanında kim var? Allah bak demek istedim şu. Halanın yanında kim var sana çay ikram ederken? Yeri gelen Saniye ablam oluyor. Yeri gelen Beren ablam oluyor. Tamam. Turan'ın karısının evinde yeri geliyor kim vardı sizi yakaladığında? Yeri gelmişti kim var? Ben oraya gittim Turan'ın olan evi doluyordum genelde. Geneldesini bırak ya. Aa. Ali, Hatice hala erkek misafir tamam, geldiğinde bahçede oturur. Evinin tamam. Kapısını dahi açmıyor. Ya bırak onu. Çok iyi biliyorsun. Biz şimdi Turan Bey'den gidiyoruz. Turan Bey'in evinde tamam mı? Sizi yakaladığım dediği gün. Evet. Tamam mı? Yeri geliyor dediğin kim vardı evde başka? Onun karısından ya, ve senden ya, başka. Oğlu oluyor. Oluyor falan kim vardı? Ya kimse. Oğlu var. Yeri geliyor oğlu oluyor. Yeri geliyor annesi yeri oluyor. Yeri geliyor değil. O gün o gün. O gün kimse yoktu ama normalde ben... Şimdi yani cevap, sana bunu anlatabilmek evet. için 40 dakikadır saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Tamam. Yani bütün konuştuklarımızda sevgili seyirciler kusura bakmayın saçma sapan. Anlatabiliyor muyum? Yani ben zaten kaç göçü hayatında seven birisi değilim. Ama ben göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bizde kural bellidir. Aynen. Hani geçen gün dedik ya şu uyu vukuundan beterdir. Onu oluşturmamak için ne kadar uzak durabiliyorsan o kadar uzak durursun. Sen diyorsun ki köyde. Ben Çatalca köylerini bilirim İstanbul'a yakın orası. Orada kadınlar hepsi birbiriyle aslında yani kaç göç yoktur. Evet. Ama vardır yani kimse kimsenin evinin önünden öyle üç kere bile geçmez. Vardır. Vardır yani. Kaç göç herkesin yoktur ama birbirine mahremiyet vardır. Saygısı vardır çünkü. Her köyde öyledir. Ya, her köyde öyle. Ben şimdi kendi oturduğum yerde bile üç kere bir adam benim kapımın önünden geçse ki ben diyorum. Kimsin diyorum ya sen niye geçiyorsun diyorum. Ben derim zaten biliyorsunuz yani. Ben parkta bir adam görüp sen niye buradasın? Bizim köyde 10 tane sokak yok ki bizim köyde tek sokak var.
Aynı orası işliyor. Bir sürü sorun. Adam kendisi söylüyor. Daha sen niye yalanlıyorsun? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.